Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinizin sağlığı, sıhhati yerindedir inşallah, afiyettesinizdir. Bugün yine değişik bazı hususları ele alacağımız bir video ile karşınızda olacağız. Naçizane anlatımımız esnasında bir sürçülisanımız, bir kusurumuz olursa şimdiden affola diye belirtmiş bulunalım. Değerli dostlarım, özellikle yıkıntı alan bölgelerinde veyahut da akvapol diye tabir ettiğimiz bir yerleşim alanı bölgesindeyseniz, böyle bir alan tespit etmişseniz, bu alanlarda genel itibariyle biraz daha antik döneme döndüğümüz zaman, Yunan kültürüne, Roman kültürüne de baktığımız zaman, tapınak olgularının daha çok yüksek alanlarda, yüksek mevkilere yapıldığını görmekteyiz. Ancak bunların yanı sıra yerleşim alanlarında da karşımıza tapınak olguları denk gelmektedir. Her iki şekilde de karşımıza denk gelen bir ören noktası veyahut da bir yıkıntı noktası olarak değerlendirdiğimiz yerde tapınak durumu, tapınak işaretlemelerinden herhangi biriyle karşılaşmışsak ve bu alanda bir ibadethane, bir kutsal alan yeri veyahut da bir tapınak durumu, net olarak tapınak durumu diyelim, böyle bir nokta belirlemişseniz bu noktalarda önemli bir ayrıntımız vardır. Önemli ayrıntımız için de görselimize bir dönelim. Bu görselde görmüş olduğunuz alan bir tapınak yapısının çizimidir arkadaşlar. Bölümleriyle birlikte verilmiştir. Bu bölümler arasında bizim için en ender olan ve bir yıkıntı alanıyla bir tapınak noktasıyla karşılaşıldığında muhakkak surette tespitinin yoğunlaştırılması gereken yer diye tabir ettiğimiz nokta, bu domus diye tabir ettiğimiz, domus olarak bildiğimiz alan arkadaşlar. Bu alanlar mimar yapısıyla ilgili tek tek belirleyebiliriz, ancak hediye saklama ya da gelen hediyelerin, gelen bağışların toplandığı alan olarak da bilinmektedir. Kafesli alan olarak geçer arkadaşlar, korunaklı alanlar olarak geçer. Bu tarz noktalarda kendisinin bizzat hani belli bir alanda hediyelerin toplandığını düşünün. Bunun haricinde daha kıymete haiz, daha yüksek seviyedeki bir kıymet durumunda ya da bu hediyelerin işte Tanrı tarafından korunması, tapınak içerisinde korunmasıyla alakalı bir takım inanışları da göz önüne aldığımız zaman bu kısımlarda ayrıca saklama noktaları da karşımıza denk gelebilir. Bunlar hem eski kaynaklardan aktarılan, yazıtlardan günümüze aktarılan bilgiler ışığında hem de arkeolojik kazıların neticesinde elde edilen veriler ışığında net olarak değerlendirilebilen durumlardır. Bu gördüğümüz olduğunuz hani Yunan kültüründe, Yunan medeniyetine ilişkin bir tapınak noktasından bahsettik. Ancak bu Roma için de geçerli, Bizans için de geçerli arkadaşlar. Hani sadece tapınak olgusu olarak bakmayın. Bizans noktasında bir kilise durumu olarak da bakabilirsiniz. Ancak mimari yapılar birbirlerinden farklılık gösterir. Lakin şunu bilmemiz gerekiyor ki bir hediyelerin, bir bağışların toplandığı belli bir alan olduğunu, bu alanla ilgili mimari yapının da diğer medeniyetlerde de karşımıza denk geldiğini bilmemiz gerekiyor. Tekrardan dönelim görselimize. Giriş noktası, Pranos olarak geçen giriş bölümü itibariyle iç kesme girdiniz arkadaşlar. Burada cella bölümü, yani kült heykeli diye tabir ettiğiniz bir heykel noktasına kadar geliyoruz. Heykel noktasının alanı zaten bellidir. Kendisini belliler arkadaşlar. Ya yıkıntı alan içerisinde gezerken bir kutsal alan gibi böyle kesme bir taş durumu gördünüz. İşte heykel meykeli gitmiştir muhtemelen, birileri uçurmuştur onu. Böylesi bir alanı belirlediniz. Giriş noktasını belirlediniz. Tamam, arayacağınız yer en dip noktası. Yani giriş noktasından düz bir çizgi çekin arkadaşlar. Bitiş duvarı, tapınağın bitiş duvarına kadarki alanı belirleyin. Bitiş duvar noktası bizim için kıymetli yerdir. Bu domus alanları diye tabir ettiğimiz noktalar, yani hediyelerin biriktirildiği kafesli alan noktaları, ayrıca kendi içlerinde mahzen durumlarında barındırmaktadır. Bu nedenle bu kısımlarda ayrıca bakabilirsek bir teknik vasıtayla, bu kısımlarda bir boşluk alma veya da oda belirleme durumlarını yapabilirsek, bu bizim için ekstra bir değer ipucu olarak konumlanabilir. Bu nedenle önemlidir. Bu kısma da ayrıca bakabilirsiniz dediğimiz gibi. İç kesim itibariyle tabii ki farklı farklı değer durumları ayrıca çıkacaktır. Buradaki görseldeki temel amacımız bu domus kısmı diye tabir ettiğimiz noktayı biraz daha ön plana çıkarmaktır. Bir de şunu belirtelim. Böylesi bir tapınak noktasındasınız arkadaşlar. Tapınağın iç kesiminde de çeşitli figürler, işaretlemeler, dışarısında da çeşitli figürler, işaretlemeler görebilirsiniz. Lakin şunu unutmayalım ki buradaki görmüş olduğunuz bir hayvan motifi dahil olmak üzere bu işaretlemeler bir gömü defini işaretlemesi olarak değerlendirilmemelidir. Tapınak noktasının hangi medeniyete ait olduğunu belirleyip bu tapınakta inanış sistemini birleştirdiğiniz zaman inanış sistemine göre buradaki
bir hayvan figürünün ne anlama geldiğini örnek veren bir güvercin figürü, bir ruhu temsilen yapılmış olarak karşımıza denk gelecek bir alan, yani tapınak noktasında karşılaştığımızda bunu bir ruh olarak belirleriz. Ruhu temsilen yapılmış ama motif olarak değerlendirebiliriz. Ama bunun dışında güvercini tapınak alan noktasında, yaşam alan noktasından uzak bir yerde karşımıza denk gelse anlamını daha da farklı bir konuma koyacaktır. Tabii yardımcı işaretlemeleriyle değişebilecek bir durumdan söz ediyoruz. Bu nedenle burada birincil planda sağda solda ya da duvarlarda, taşlarda, parçalarda bir işaretleme bulmak yerine öncelikle yapı, mimari yapıyı belirleyin. Mimari yapının giriş noktasından başlayıp son duvarına kadarki alanı belirleyin. Bu alan kısımlarında araştırmaları yaparken birinci dediğimiz gibi hediyelerin veya da bağışların toplanmış olabileceği değerlendirebileceğimiz alanları bir ön plana çıkartalım. Bu alanlar korunaklı alanlar arkadaşlar. Kafesli alan denmesinin sebebi de bu. Bu korunaklar da zaten kendisini az çok belli eder. Çoğunlukla dediğimiz gibi dip kısımlar, yani en arka kısımlar olarak da karşımıza denk gelecek hususlardır. Şimdi gelelim bu tapınak noktasındaki ayrıntıyı unutmayın. Bu ayrıntıyı gündelik yaşamda da görebilmekteyiz. Nedir gündelik yaşamda? Örnek verelim Roma dönemi. Roma döneminde villalar çok meşhurdu arkadaşlar. Yani Akropol yaşam alanı bölgesinin dışarısında kalan noktalarda. Hani bugünkü yazlık gibi düşünün arkadaşlar. Bunu şehirden uzak bir noktada bir yazlığınız var gibi. Bu tarz villa durumları da söz konusuydu. Yani çok sık karşılaşılan bir durumdu. Böylesi alanlarda, böylesi noktalarda da benzer şekilde yine inanışla alakalı, bu tapınaktaki durumla alakalı olarak benzer saklama alanları, saklama yerleri kendileri de yapmışlardır. Bu tarz noktalarda peki hani bugüne kadar kalmış mıdır diye soracak olanlarınız vardır. Yani bu madem buraya bu kadar değer toplandı. Birincisi dönem soygunu yemiştir veyahut da kendiler tarafından talan edilmiştir ya da bir savaşta talan edilmiştir. Böyle bir durum olabilir. Bu tarz bir durumda saklama noktası olarak belirlenen yerlerde veyahut da saklanan alanlardaki malzemelerin kalma ihtimali var. Ancak bunun haricinde eğer ki dönem itibariyle bu tapınak noktasının veyahut da işte villa noktasının olduğu yerde bir deprem olduğunu düşünün arkadaşlar. Milattan önce 700'lü yıllarda da aynı şekilde büyük bir deprem söz konusuydu. Hani bununla alakalı olmazsa hani medeniyetlerin, zengin medeniyetlerin olduğu noktalardaki depremden sonra bir inşaatın yapılıp yapılmadığı yönünde de bir çalışmayı size sunabiliriz. Bu çalışmalar, yani deprem sonrasında herhangi bir şekilde Akropol alanında, yaşam alanı noktasında bir çalışma yapılmamışsa malzeme veyahut da o gündelik hayatta yaşayan eşyalar, gündelik hayattaki insanların kullandığı malzemeler dahil olmak üzere tamamı alanda bırakılmıştır. Bu işte bir Tanrı'nın gazabı olarak görülerek bu noktanın işte artık kötülendiği, bu noktanın zararlı bir alan olduğunu düşünmelerinden dolayı, yani bu da yine inanış sistemine bağlıdır. Bu nedenle bu alanlar terk edilmiştir. Bu alanlara tekrardan gidilmemiştir. Tekrardan bir yaşantı alanı kurulmamıştır. Bu tarz noktalar mesela araştırmada en yüksek seviyeye çıkarabileceğimiz noktalar arasında yer almaktadır ki Anadolu'da hemen hemen her bölgede benzer şekilde yerlerle karşılaşabilirsiniz. Birazcık araştırmayla zaten tespitini yapabilirsiniz. Bu nedenle hani araziye çıkmadan önce oturduğunuz yerde, evinizde, ikametinizde bizzat bu çalışmaları yaparak, bu araştırmaları yaparak buna göre bir hareket planını geliştirmek emin olun sizler için çok büyük fayda sağlayacaktır ve bizi bir adım daha ileriye götürecektir. Şimdi gelelim bu tarz noktaların etrafında değerli arkadaşlar kutsama alanları diye tabir ettiğimiz çok fazla alanla karşılaşabilirsiniz. Bu alanların her birine kalkıp farklı bir anlam yüklemeyin. Bu alanlarda dikme yeri şeklindeki oyma noktalarından tutun da bunlar kare dikdörtgen modelinde olabilecek, yuvarlak modelde olabilecek oymalardır. Yani bu oymalara bir anlam yükleyip efendim bu bir mezar sunuşu kurudur, işte şurada bir mezar vardır, burada bu vardır mantığıyla hareket etmek bizi yanlışa düşürür. İlk etapta tapınak noktasında karşımıza denk gelen oyma durumlarının bir kullanım amacının öngörmesi planlanabilir veyahut da düşünülebilir. Tapınak alanından uzaklaştıkça karşımıza çıkacak oyma durumları biraz daha kendisini gösterebilecek, değer durumunu artırabilecek işaretler arasındadır. Bir diğer husus da böylesi bir alan noktasında bir araştırma yapıyorsanız arkadaşlar bu alan noktalarında özellikle blok taşların üzerinde görmüş olduğunuz işaretlere lütfen ama lütfen bir gömü, bir define, bir hazine mantığıyla bakmanızı istemiyorum. Çünkü
birçok özellikle mimari şekiller diye tabir ettiğimiz işaretlemeler karşımıza denk gelmekte. Taşçı işaretleri dediğimiz işaretlemeler karşımıza denk gelmekte. Taşçı işaretleri bizzat amblemdir. Yani o dönemin orada çalışan işçilerin patronunun bir şey olduğunu düşünün. Bir firma olduğunu düşünün arkadaşlar. O firmanın amblemi gibi düşünmeniz lazım oradaki figürün. Veyahut da normal mimari yapıda kullanılan bir örnekleme olarak da söyleyebiliriz. Tabii bununla ilgili bir örnek gösterelim daha net olsun. Bakın şimdi değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz bir kaya kütlesinin üzerinde U formu verilmiş, gayet de güzel işlenmiş bir işçilik durumu görmekteyiz. Normal şartlarda eğer ki biz bunun bir blok parça kayanın üzerine yapılmış olduğunu ya da hareketli bir taşın üzerine yapılmış olduğunu görmezden gelirsek veyahut da yine blok parça sağa solu her tarafı kesilmiş bir yapı amacı öngören bloklar diye tabir edebileceğimiz bir taş sistemi şeklinde yapıldığını göz ardı edersek burada yapacağımız tek işlem nedir biliyor musunuz? U mantığında çözmeye çalışmak. U mantığına ilişkin bir ton araştırma yaparsınız. Hele hele bunu bir yakın çekim yaptığınızı düşünün ve birilerinden fikir aldığınızı düşünün. Adamlar kesinlikle iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. İyi niyetle sizi bir noktaya sevk ederler. Hani şöyle bir çalışma, şöyle bir araştırma yapabilirsiniz gibisinden. Bu noktalarda bir araştırma yaparsınız, elde var sıfır. Netice bu olur. Bu nedenle işte siz arazide olan sizsiniz, işarete hakim olan sizsiniz. Birinci planda kendinize güvenin, kendiniz çözmeye çalışın. Kendiniz çözmeye çalışırken de tüm detaylarıyla birlikte işarete bir anlam kazandırın. Bu anlam kazandırmada da işaretin hangi amaçla yapıldığının belirlenmesi işaretin çözümü demektir. Bunu net olarak belirleyebildikten sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecektir değerli dostlar. Görselde görmüş olduğunuz noktadaki bu U mantığı bir işaretleme sistemi değildir. Bu Yunan döneminde de, Roma döneminde de, Bizans döneminde de yani en bilindik medeniyetler için konuşuruz. Diğer Anadolu medeniyetleri için de birçok medeniyet için de geçerlidir. Özellikle hani yapı, mimari yapı özelliklerine baktığınız zaman gerçekten genişleyen bir şehir durumu söz konusuysa medeniyette. Bu medeniyetlerinin sistemlerine göre kurmuş oldukları tapınaklar, bu medeniyetlerin saray noktaları, soylu kişilerin evleri dahil olmak üzere bu alanlarda yine karşılaşılan durumlar diye söyleyebileceğimiz bir olgudur. Nasıl bir mimari yapı? Yani kastımız ne? Onu görelim. Kastımız tam da bu arkadaşlar. Şu kısma biraz dikkatli baktığınız zaman buradaki taşın amacını net olarak belirlemiş oluruz. Yani sütun üstlerine konulan blok parçalar, blok kayalar taşıma yöntemi olarak bu şekilde taşınmaktaydı. Bu şekilde kaldırılma nedeninden dolayı yani kaldırma izleri olarak söyleyebileceğimiz noktalardır. Bunların herhangi bir şekilde bir işaret mantığı öngörmesi söz konusu dahi değildir. Bunlar sadece bir U mantığında değil yuvarlak tarzında hani bir kabartma şeklinde düşünün arkadaşlar. Halka şeklinde. Kabartma halka durumlarında da karşımıza denk gelecek bir durumdur. Hani şu şöyle bir çizim yapalım. Hatta burayı temizleyelim karışmasın. Şu şekilde bir halka düşünün. Kabartılmış kaya yüzeyinde. Bunun etrafında da bu şekilde bir alan oluşturulmuş. Şu kısımlarda boşluk var arkadaşlar. Bu ortadaki yuvarlak durumumuz da bir kabartma. Bunlar da benzer şekilde mimari durumlar. Ancak buradaki temel ayrıntı bu kısma dikkatlice bakarsanız blok parçayı net olarak görürsünüz. Bu blok parça tarzında yapılmış noktalar için daha çok öngörebileceğimiz bir sistem olup bunlar kendisi bizzat bir işaret olarak algılanmamalıdır. Bu blok parçalar sütun üstüne konulduğu gibi çatı durumlu bir yapı durumunda yani mesela şu şekilde bir çatı durumu düşünün arkadaşlar. Bu çatı durumlarının altına benzer şekilde blok parçalar yerleştirilmekteydi ki bunlar girişe falan denk gelebilecek yani bir kutsal alan, bir ibadethane, villa ya da işte bir saray girişi tarzındaki alanlar da düşünülebilir. Bu tarz alanlara da benzer şekilde kesme sütunlar konuluyor ve bu konulmalar zamanında yani sütunun üzerine çeşitli işlemeler yapılabilmekteydi. Yani hem hayvan motifleri hem insan motifleri veyahut da bir savaş aleti motifi tarzında birkaç aletin bir araya getirilmesi sonucunda yani bir hikayenin resmedilmiş gibi şeklini düşünebilirsiniz. Bu nedenle yine blok parçalarda bu şekildeki blok parçaların üzerinde karşımıza denk gelen işaretlemeler, figürasyonlar genelde bize bir hikaye anlatır. Hikayeyi çözmemiz gerekir.
bunu bir işaret mantığında düşünüp, bir işaret tarzında ele alıp, buna göre bir planlama yaparsanız, emin olun çoğunlukla boşa düşme durumunuz söz konusu. Bu nedenle bu hususa ayrıca dikkat edin. Diğer hususumuz da, buraya gelmişken tekrar hatırlatalım. Değerli arkadaşlar, her ne şekilde olursa olsun arazide karşınıza çıkacak işaretlerde, işaretin yapılmış olduğu kayanın kütlesel bazını net olarak değerlendirin. Yani burası sabit büyük bir som kaya üzerinde mi, ya da yere paralel nokta zemin sabit som kayalık noktasında mı, yoksa hareket halindeki bir taş kütlesi üzerinde mi, ya da blok parça üzerinde mi? Bunu ayrımlamasını yaparak buradaki değerlendirmelerinizi de buna göre çözümlemenizi, buna göre yapmanızda ya da araştırmanızı buna göre yapmanızda fayda vardır. Örnek verelim. Bir mezar işaretçisi düşünün arkadaşlar. Eğer ki kutsal durumları da dahil olmak üzere statü olarak yüksek bir kişiye ait bir mezar durumu yapılmışsa, %95 itibariyle statüsü yüksek kişinin mezarları işaretleme olarak görünür şekilde, gösterilir şekilde yapılmıştır. Anadolu'da gezin, birçok noktayı görün. Açılmış yerleri biliyorsunuzdur, kendi noktanızda da vardır. Statü bazında yüksek noktalarda %95 itibariyle dediğimiz gibi işaretlemeler ortadır. Yani ortadır dememizin sebebi de sabit bir noktadadır. Yani bir yerden hareket edip başka noktalara gidebilecek şekilde bir hareketli kaya kütlesi üzerinde yapılmamıştır. Bu nedenle biz de sabit kaya kütlelerindeki işaretlemeleri işçilik durumları artması halinde değer durumunu da artacağını öngörürüz. Yani buna göre bir şeyler söyleyebiliriz. Bizler için de aynı mantık geçerli olmalıdır. Benzer şekilde biz de arazide böyle bir durumla karşılaştığımızda hareketli hareketsiz durumlar olarak değerlendirebiliriz. Hareketli taşlarda yakın dönem medeniyetler için geçerli olacak şekilde ender de olsa yine %4'lük %3'lük aslında büyük bir orandır bir gömü mantığı öngörebilir. Bu gömü mantığının öngörülme sebebi de insanların dönem itibariyle mezarlardan korkması, ölülerden korkması, ölümden korkması. Bu nedenle yani bu korkudan kaynaklı olarak gömülerini benzer şekilde mezarlara yaptıkları yönünde hem buluntular hem de aktarımlar diyelim bu şekilde karşımıza denk gelmekte, o korkudan yararlanmak suretiyle. Bunu da kendi çapında bir işaretleme yapacak olursa yapacağı işaretleme de baz itibariyle bir yuvarlak oyma durumları düşün. Bu oymaların sistematiğini bozacak şekilde, buradaki sistematiğe uymayacak şekilde başka bir işaretleme ya da ekstra bir yön veren bir yuvarlak oyma durumuyla yapabildiklerini görebilmekteyiz. Tabii bunlar net olgular diye arkadaşlar. %4, %3 diye tabir edebileceğiniz bir orana sahip. Gerçekten büyük bir oran, küçümsemeyin. Gömü mantığı için düşünüyoruz bunu. Bu şekilde bakılabilir. Buradayken son olarak birkaç hatırlatma yapıp tamamlayalım. Özellikle arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın sormuş olduğu bir husus var. O da şöyle ki, yani her gömünün, her definenin işte bir işaretlemesi var mıdır? Yani net olarak bu sormuş. Değerli dostlarım, gömü ve definelerin, yani her gömünün, her definenin, her saklamanın bir işareti vardır. Ama bu işareti sadece gömen yaptığı için, gömen bildiği için mantık itibariyle bizlere kadar ulaştığında bizim için bu işaretleme yok hükmündedir. Nedeni şu, siz bir evde oturuyorsunuz, evinizin ön kısmında bahçeleriniz var, tarlalarınız var ve herhangi bir acil durum gelişti. Saklamanız lazım ama evde saklayamıyorsunuz. Bir durumunuz var, detaya gerek yok. Böylesi bir durumda gidip tarladaki bir noktaya, gece vakti bir alana gömünüzü yaparsınız, malzemenizi saklarsınız. Bu da daha ilerleyen dönemlerde artık tekrardan alınmamışsa, adam ölmüşse ya da işte başına bir hal gelmişse malzeme orada kalacak. Sonraki dönemlerde birileri tarafından orada çift sürülmesi yapılırken işte ya da tarlada bir çalışma yapılırken tak diye bir küp altın ya da işte bir kese altın ya da benzer şekilde şeyler karşısına denk gelmektedir. Aslında bu gömen için bir işarettir. Gömen bilir ki tarlamın işte orta noktasında ya da tarlamın kenarındaki şu taşın şu kadar uzaklığını ben gömdüm. Bu kendisi için bir işarettir. Ama bizim için yok hükmündedir. İşaretsiz bir durumdur. Bu nedenle her definenin, her gömünün işareti sadece gömücü için vardır. Yani gömen, bu gömüyü yapan kişi için vardır. Ama bizler için yok hükmündedir. Bu tarz noktalarda ya da işte böylesi bir
düşünceye kapıldığımız zaman araştırma yönelteceğimiz yerler doğal işaretleme sistemleridir. Doğal işaretleme sistemlerinde de bunu detaylı olarak bahsetmiştik. Yol güzergahlarından, dinlenme noktalarından, işte bir şehre giriş noktası dahil olmak üzere farklı farklı yerlerden bahsetmiştik. Bilindik alanlar aynı şekilde. Bu tarz yerlerde benzer şekilde durumlar karşımıza denk gelebilir. Diyelim burada noktalayalım değerli dostlarım. Tabii anlattığımız tüm bu hususlar sizler için bir fayda, bir yarar sağlayabilmek, bir farkındalık yapabilmek için bahsettiğimiz hususlar olur. Kesinlikle yasak kazı, kaçak kazı, yasal olmayan herhangi bir iş ve eylemin içerisinde bulunmayın. Bunların yanında olan kişilerin dahi yanında olmayın arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın değerli dostlarım.